Evet, cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Bir arkadaşımız yolda kalmış. Benzin hortumu yarılmış. Benzin akmasın diye musluğu kapatmaya çalışırken kırmış. Geçmiş olsun. Evet. Yan kapağımızı aldık abi. Arkaya da mı? Şuraya bir yere koyalım. Şurada. Şimdi kapağımızı da aldık abi. Evet. Musluğu komple mi değiştirelim? Yoksa nerede yeni musluğumuz? Gel gel burada, tamam. Musluğumuz bu. Arkadaşımız yeni musluk almış. Banayı falan kırmış. Sağ olsun. Hortum yarılmış. Şurumuş. Şuna bak. Her yanından çatlak o. Şuna bak abi, böyle bir hortum var mı? Şuna bak. Her tarafı çatlak. Neyse, çöp. Bunları oynadın mı? Hı? Bununla oynadığım oldu da. Sen oynamadın değil mi buralarla? Burayla ben oynadım. Kimse... Ya karbüratörle falan oynadın mı? Hayır. Bak, karbüratör oynuyoruz. Boğazı sıkmamışlar. Tamam. Bir depo benzin çöp mü oldu şimdi? Maalesef çöp oldu. Fullemedim Allah'tan. Burası oksitlenmiş. Tamamen değiştirmemiz iyi oldu o zaman. İstersen sadece vanayı da değiştirebiliriz. Şimdi bu orijinal, bu orijinal değil. Öyle yapalım. Orijinalinin korusuna lazım. Sadece vanayı da değiştirebiliriz. Yani üstlükte falan bir şey yok. Sadece vana değişecek. Yani yeni musluğu takıyorum abi. Bunun contası falan. Tamamdır. Baksana sünmüş şimdi. Contası özelliğini kaybetmiş. Şey yapsam da yine akıntı yapar yani. Direkt orijinal parça. Çünkü yeni aldığım musluğun vanası da uymuyor. Yani sanayi olduğu için orijinale uymadı.
Bak gel. Bak bu yan sanayi bir orijinal abi. Aradaki farkı görüyor musun? Kalite farkını. Bak bunun süzgeçlerine bak. Bu nasıl yok? Bunda süzgeç var mı yok mu ondan da emin değilim. Süzgeç bak. İki tane. Şurada aşağı yukarıdakini bak, gördüm. Şu. Ha şimdi gördüm. Şu, şu tarafta şuralar süzgeç. Orijinal işimizi görürse parçayı orijinal takar. Şu şey şuna uymadı. Contası da şey yap sünmüş. Hı. Ne yapalım? O yüzden bana kilitlemiş kendini. Şeyi takacağız. Yeni aldım. Orijinal alayım mı? Bunun işimize yarar mı? Yok gerek yok. Bir sıkıntı yok. İşimizi görür. Görsün yeter abi. Gidişinde bir değişiklik olmaz herhalde. Yok yani olacak. Bak bu ne bak şöyle baktığın zaman burası metal. Bunun tamamı aman aman bir şey plastik. Fark eder mi ki acaba? Bak bu boyutlarda da fark ediyor. Mesela orijinalde daha kısa, bunda daha uzun. Biliyor musun? Dezavantajı ne olur ki bize? Hiçbir fark olmaz abi, hiçbir şey yok. Evet. En fazla yolda kalırsın. Çağırır. Alışıksın. Sen yolda kalma. Alışım abi. Hiç sorma. Alışım. Şimdi sen yolda kalacaksın. Biz yapacağız. Parçacı da parça satacak. Ben yolda kalmazsam kim parça satacak? Kim yani, tamire gelecek abi? Döngü bu şekilde abi. Ne kadarmış bu uçağı? 150-160 böyle var. 170 bin. Bu var. Ucuz abi ya. Kalite diyorsun ha. Ne yapacağız? Hava filtresini mi değiştireceğiz? Temizlik, bakın. Hepsini yapalım abi. Yağını mı değiştireceğiz? Yağını tabii değiştirelim. Yağ eski içindeki ya. Kanını bir yenileyelim ha. Şunu bir yapalım. Benzin var mı yanında? Benzin mi? Almadık. Benzin hallolur abi ya.
Ya senin motora bir alırız 50 lira alıp hemen kenardan da bidona doldurtururuz yani. Diğer türlü doldurmuyorlar. Kaç gün oldu çalışmıyor? 2 haftadır çalışmıyorum abi. Keyifler yerinde. Memnunum. Oh. Trafik derdi yok, çilesi yok. Paramızın bereketi var. Yarın. Bunları biliyorum. Yarın görürüm seni. Yarın görürsün dedim. Ama sen niye kılıf takmadın ya? Ben kılıf takacağım. Tertemiz telefon aldım. Bunu genelde el feneri olarak kullandığım için. E tamam, oraya buraya sürtüyor işte, ne güzel el feneri olarak kullanıyorum da. Şöyle burası tamam. Tertemiz oldu abi. Nasıl? Burayı da kırmışsın. Normalde şuradan çekmemiz gerekiyordu. Demek ki bir şekilde zorlamış da olabilirim abi ya. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani. Çok fazla zorluyorsun Çağrı'cığım. Çok fazla zorlama. Sallanıyor. Bana ses yapacak. Kopmuş mu abi orası? Koparmışsın. Yapıştırırım onu Japon'da. Çağrı, şu an depo açık olması lazım. Evet. Depo açık. Açık bıraktım. Şurayı da kapatayım onu. Burada bir işimiz kalmadı. Bak bu da kırılmış. Çağır. Zorlamışsın abi burayı. Tamam mı? Bu da kırılmış. Kaç zamandır değişmiyor hava filtresi ya? Bakacağız. Orada da mı anahtar varmış? Burada anahtar mı? Burada ses yapar abiciğim. Kranaj seti mi alalım abi, ne diyor? Bir sol kapak, üst depo, bir de yan kapak. Tek mi alalım ha? Bir iki, iki parça. Evet arkadaşlar, yol yardım yapıyoruz. Arkadaşımız yolda kalmış. Ustamız benzin hortumu yarılmış. Benzin yere akmasın diye vanayı kapatmaya çalışmış. Vana da oksitlenmiş. Vanayı falan kırmış. Ne olur böyle şeyler. Tecrübe kolay kazanılmıyor. Yani gece bakımı. Gece bakımı ya, Ahmet abimiz harbiden işini temiz yapan bir insan. Bir şey mi oldu Ahmet abi?
Ya şimdi şey, faktörünü değiştirecek çaycım. Yani de eski yağ alıp... Kullandığı yağ bile kalite arkadaşlar. Nerede o yağ? Bagajda mıydı? Maalesef senin yağdan kalmadı çaycım. Motor koyacağız bir kez. Şaka yapıyorum. Maalesef. Evet. Burada. Abi nasıl kaldı? Alayım onu bir. Burada neler var? Evet. Yağlanmış. Şuna bak, gel gel. Hava filtresi falan yağlanmış. Sarı güç kullanayım mı? Değil mi? Sarı güç, mavi güç, şimdi boş ver şimdi. Ne kadar oldu Çağrı? Motor alalım onu. Bakım yaptırmayalım. Yapmayalım. Vallahi aldığım günden beri yaptırmıyorum abi. En son hiç yağ bakımı yaptık. Fakat biz şimdi motor koyarsak sapma uğrar mı? Yok, bir şey olmaz. Şimdi sen zaten bir daha kimi ekona mı koyacağız? 2500-3000'e bir yağ değiştiriyorsun. Bir şey olmaz. Aynen. Bir dahakine ekona koyacağız. Aynen. Sende ne ayak bitti abi ya? Abi yani herkes ekona istiyor. Herkes ekona yüklenince. Abi güzel bir yağ. İnsan ayırır bir tane abi ya. Ya ya. Sonuçta senden ya. Alıyorum ben sürekli. Bir dahakine koyarsın. Gelirdi Çağrı kardeş, sana bir tane ayırdım de. Bir dahakine. Yağlanmış abiciğim. Pislenmeyi bırak, yağlanmış artık, biliyor musun? Yağlanmış abi. Çekişten düşer mi peki abi? Sen ağzını kapat. Koş kapalı. Ne kadar kapatabiliyorsun? Nefes al- hiç, sen nefes almadan koşabiliyor musun? Filtre takmayalım o zaman. Tertemiz oldu abi. Ya bu bunlar önemli şeyler. Ya bunu yani hava filtresini değiştirmediğin zaman en azından şu güzel havalarda bak şu hava filtresine giden hortumu çekersen, tamam mı, şunu. Hı hı. Motoru da bir yıka Çağrı. Değil mi? Yıkıyor musun motoru? Hayır. Üvey evlat bu benim. MT var ya. Benzin bak akmış. Buralar güzel temizlenmiş. Sarı sen güç. De güzel bir köpüklü müpüklü sarı, yap. Sarı güçle yıkayım. Sarı güç, mavi güç. Hallet işte onları. Mavi güç değil.
Çağırayım. Hafif tren de tamam. Çağır bak, hafif tresini mesela geç değiştirdiğin zaman şu hortumu çek abi. Hafif tresine tak, şu taktığımız hortum var ya. Hı. Çek abi. Bakımını geciktirdiğin zaman daha temiz çalışıyor bunu. Bununki çok mu geçmiş şimdi abi? Ya o yağlanmış artık. Bu arada bu bayağı bir pislenmiş ya. Merak eden varsa şöyle göstereyim. Üstü yağlanmış. Araları artık. Ura tamam. Tertemiz bitti abi, eline konuyorsa. Gel. Abi cisimin üst hortumda yarılmış. Gördüm abi. Gördün mü? Oraya ne olmuş abi, ne yapalım ya? Gördün mü bak. Hava gitmez abi. Hı? Filtreyi hiç takmasaydık daha iyiydi ya. Çağır, şu an buna hiçbir şey yapamayız abiciğim. Nasıl? Malzeme de mi alamayız? O hortumdan olması lazım. Bir dakika, ne yapabiliriz? Ver abi. İşte abi bakımın önemi, tamam mı? Bak yarılmış abi. Görüyor musun? Motor bakımsız abi. İşte bakım niye bakım? Sen motora niye bakım neden abi? Bakım abi? İşte bakımın önemi bu. Tamam mı? Eksikleri gideriyoruz. Hataları düzeltiyoruz. Her türlü bakım işi önemli abi. Şuna bak abi. Yani. Neyse Allah'tan şurayı kullanabiliriz. Tut abi şunu, getir gel. Getir abi. Şurası yok abi. Şunda bir şey var mı? Gayet sağlam bir şey yok. Burada da tamam Çağrıcığım. Sevgili dostum. Yetenek ister, yetenek. Dur da abiciğim. Sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Tamam. Ver abi, kapat kapağını. Al şunu. Bizim niyamız vardı, çağrı nerede? Ayak marşı da açılmıyor. Onu da bir tamir edelim istiyorsan elindeymişken. Çağır bu. Bunu bir söküp temizlemek lazım. Karbüratör mü? Karbüratör şey oğlum, ayak marşı.
Ona ne olmuş abi öyle ya? Oksitlenmiş abicim. Kar. Hiç mi kullanmadın? Karda kışta sürekli baksana. Motorun kozmetiği çok kötü abi ya. Düzeltelim şu kozmetiği. Motoru nasıl? Motoru çok iyi bu arada. Yağını da alalım, eski yağ alalım, yeni yağını koyalım abicim. Ondan sonra yolumuza bakalım. Saat 12.30. Çantada şey vardı, getir abi onu. Pasmas var mı, ayarlayalım mı? Şey getir abi, çantada var ya bir tane. Ne şişe mi? Yoksa şurada kap var. Su kabı var. Gerek yok çağırıcım. Adam litresini bile hesaplamış ya. Gerek yok çağırıcım. Bir şey yapayım, açayım abi bana yaptan yardım edeyim mi? Hayır abi, hiçbir şey yapma sen. Niye biz öyle? Estağfurullah. Abicim. Geri mi? Aferin. Oğlum motordan yağ çıkmadı lan. Bir şey diyeyim, yağ hissetmesin. Hı? Kaç gündür çalışmıyor da ha. Çalışmanın için bir anlamı yok. Bunun alakası yok. Eksiltiyor mu acaba abi ya? Yoksa bayağı da değiştirmediğimizden mi? Bayağı da simsiyah olmuş, ne diyorsun? Ne kadar oldu yağ değişimi? Tahmini bir 4000 kilometre olmuştur ya. Çok. Aynen. Çok abi. 3000 bile çok. Değil mi? Bak yağ çıkmıyor. Simsiyah abi ya. Aşağı kap var mı bunu? Var abi. Abi istiyorsan şey yapalım, dur. Şu bidonu versene, şunu kullanalım. Hı? Şunu kullanalım. Şunu mu? Onu sen sonra, daha sonra oraya bir tane koyarsın. Ver onu. Hayvanların yemeğiyle oynuyor. Sen kullanırsın. Siyah bak, bir tane koyarsın. Bidonun dışına gitti abi yarısı. Şimdi bir şey olmaz. Şunu... Abi burada varmış ya 4-5 tane. Tamam halleder, sen yarın bir tane koyarsın ya oraya. Koymaya ne gerek abi? Arkanda da varmış abi ya. Görüyor musun? Şimdi ya ölçeceğim ne kadar yağ çıkıyor. Ne kadar. Ben yukarıdan tutayım abi. Yok, hiçbir şey yapmasın, boşver. Niye bizce? Yo, yağ gayet iyi çıktı. Hı-hı. Temiz de yani, çok da şey değil. Az devireyim abi, dur. Ben tutuyorum yukarıdan abi. Rahat olma sakın. İki haftadır yatıyor değil mi motor? Vurma
normalde yağ değiştirirken bu kadar özenmiyorlar ya. Almamız lazım içindeki eski yağ komple. Yoksa şimdi bir litre yağ koyacağız, ne yapacak? Fazla olacak bir kez. Hava filtresinden atacak. Ucu iyi yağlayacak. Hava başına bir yağ. Buna hiç özenmiyorlar ama, biliyor musun işte? İşte bu işler böyle. Çağırıyor. Miligram abi. 300 miligram. Yağ fazla ya koydu. Böyle... 1 litreden fazla koydu. 1 litreyi koydu, ondan sonra üstüne şöyle dolulukta koydu yani. Emin misin ama 1 litre değildir o. Daha dedi önce ki, üzerinden almışsa. Motorun içindeki yağ tamamen boşalttığımız için. 1 litre yağdan fazla koyamaz bunu. Koydu abi, bildiğin mi? Bunu çatlatmayız değil mi? Sence öyle bir şey yapamıyorum ben şu an. Hiç zannetmiyorum. Uzak bir şey ben şu an. Hiçbir zaman bilindik markadan şaşmıyor. İpon yoksa motor koyu abi. Motor yoksa Castrol koyu abi. Abi Türkiye'ye zaten o markalar giriyormuş. O yüzden onlar bilmiyormuş ya. Bilinmedik markayı da araştır diyor adam. Alayım abi. Evet. Motul 3000. Koyuyoruz abicim. Sanki bir tık daha siyah bu ya, biliyor musun İponya'ya göre? Biliyor musun? Güzel ya. Getir abi, tutayım istiyorsan. Gerek yok. Niye güzel abi ki? Gelme ya. Şu an 2500'de 3000'de en geç bunu yağını değiştirmen gerekiyor, tamam mı? En geç. Bak yağ simsiyah olmuş abi. Katran gibi olmuş. Tamam, özelliğini kaybetmiş gibi bir şey artık. Ya. Şimdi ölçelim eski yağımızı. Koyalım, ne kadar yağ çıkacak bakalım. Profesyonellik diz boyu. Eksiltmiş mi? Şimdi kafam karıştı benim. Fazla yağ falan koyun dedin ya. Ya neden öyle bir şey yapmış olabilir? Öyle yaptı abi ya. Abi niye öyle bir şey yapmış olabilir? Ye bire 1 litre yağ alır ya. Hani neden fazla yağ koyar? Dedi ki, tekrar açıklayayım. Motorun kapağını açıp balataları değiştirdi falan filan. Ya şimdi oradaki yağ süzmüş mü dedi ya? Aynen. Motorun içinde hiç yağ kalmadığı için. Ha şey, ha şimdi oldu, tamam. Çok az bir miktarda, ben söyledim az önce sanırım, tamam, duymadın şimdi, kaçırdın. Tamam şimdi anladım. Gel abi, tut abi şunu bana. Şimdi anladım. Abi Allah'tan telefonu düşürmesin. Şuradan geçelim. Düşürmüyoruz abi. Sıkıntı yok, ben çok düşürdüm. İki flaş tutuyoruz, biz de biraz abartıyoruz ya. Çağır bak. Ya hala güzel, bak şuraya tut. Abi yandan tut, abi. Yandan, tut. Yandan tut, yandan. Yandan bak mı? Siyah ama bak sapsarı bal gibi ya. Ha, onun sarılığını anlıyorum sen ha. Onu ben anlayamıyorum işte. Baksana oğlum, bal gibi, görüyor musun? İşte o. Özelliğini bile yitirmemiştir bu ya. Ya yitirmiş de yani, artık değişmiş, eskimiş yani. İpone kalitesi ha. Fazla şey gerek yok abi. Şimdi bakacağız. Abi çöplerimizi de topluyoruz. Poşet gibi. Tamam mı sadece? İnsanlar arkamızdan bize küfür etmesin. Evet. Ben onlardan yani, gösteriyorum. Şu an atölyede değiliz. Dükkanda değiliz. Haliyle dışarıda. Yani genel bakım yaptık motora neredeyse. Çöpleri şöyle atabilirsin istediğin gibi. Zaten tek bir çeşit var istediğin gibi, diyorum da.
şimdi. Evet arkadaşlar, evet. Yebire'den ne kadar yağ çıktığına bakıyoruz. Yukarıdan tutabilirsin abi ya. ...930 gram, 950 gram falan. Yani 932 bile değil yani. Aynen. 100 gram yağ eksilmiş. 4000 kilometrede. Çok iyi. Nerede abi? Bunun kapağı vardı. Attık buraya. Evet Çağrı'cığım. İşlem tamam. Ayak marşında bir ara gelirsin bakarsın. Aynen öyle, onun acelesi yok. Aletlerimizi topluyoruz. Evet. Şöyle bir ışık tutalım abi, yerde falan bir parçamız kalmasın. Abi yapıyor. Çağır, şunu da bir elden getireceğim ben abi, ne yapabiliriz? Tamam mı? Ona bak sen. Şunu yanıma alıyorum ben. Tamamdır. Dilediğim gibi olsun. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Bana ilgili. Şunu da temizleyelim abi. Geleceğiz. Vermezlerse senin motora... Motordan çekeceğiz. Yok, senin motora dolduruyormuş gibi yapsak daha iyi. Benzin iptal ederiz ya. Ben de telefondan tutuyorum, biliyor musun? Yakıtımızı koyalım abi. Sen. Ben de merak ediyordum, böyle bir şey olacak mı diye. Ya beni birinci saniyede şaşırt ya. Abi. Orada. Motor gibi. Çıkarırken bari dökme. Çağır, bunlar olacak. Sevgili dost. Abi bunu son damlasına kadar dökmemiz lazım. Gece çalışıyoruz. Tabii ki ya. 10 liralık benzin. Dökülsün ki temizlensin diye yaptım. Ya, istemsizce motor yıkama. Temizlemiş olduk arkadaşlar. Dedim ki yani Ahmet Ustamız sizde yan veren insan. Depo kapağını kırdı. Var olan bez de pislendi. Evet, düzene önem veren bir insan arkadaşlar. İşine yaramıyor mu? Senin atalım. Biz onu kullanalım mı? İşine yaramaz. Benzin abi oldu işte ya. Karşılar çıktı, işimize yarıyor. Benzin oldu ya. Bunlar aynalar ne falan niye böyle? Açık mı varamız? Abi park etmişti en son. Şimdi benzin gidiyor bugün, şeffaf da değil, göremiyoruz. Ver abi onu bana. Vallahi. Neyse ben çeyreğim. Nerede abi benzin? Gözünü seveyim. Evet, çıktı yaştı mı? Oh. Oh, abi.
kontrollerimizi de yapalım. Evet. Evet, yol yardım videomuz bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.